Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün şırdanlar ne kadar zamlandı bunları göreceğiz. Biliyorsunuz şırdanı birçoğumuz en sevdiğimiz sokak lezzetlerinden. Canım Adana'mın güzel sokak lezzetlerinden. Ama bakalım İstanbul'un en iyi şırdancıları ne kadar zamlanmış. Hadi başlayalım. Ve şimdi ilk yerimiz sevgili abim şırdancı Eşo. Ne haber abi? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm, herkese hayırlı işler. Kanalın 38 videosunda bulunuyorsun ama iyi ki varsın Eşo abi. Vallahi de. Vallahi her masada. Var mı? Varsın, varsın canım. Allah razı olsun. Şimdi Eşo abi, evet. 1-1,5 yıl önce İstanbul'un en iyi şırdancılarını çekmiştim ben. Evet. Şimdi aynısını bir daha çekeceğiz. Kimmiş en iyisi? He? Belli olan oldu mu? Kardeş senin üstüne tanımayık ya. Sen ayrısın. Yani yanlış anlamayın biraz. Ukalalık ama... gibi algılanmasın ama. Evet. Bu memlekette kralı kimse de alayını kazana koyarım bak şuradan. Hadi ekmek çarpsın anlatsam lan. Hoş geldin. Bir şey diyeceğim, tamam. Hey abi. Şimdi hem şeye bakacağız. Hem fiyatlar ne kadar arttı. Bak zammam deme. Her gün fiyat artıyor. Yani twist gibi oynuyorlar. Adana'da zaten benden bu yüzden gıcık alıyor. Benim elimde bir şey yok. Benim adım çıkmış 9'a 28'e. Evet, yine şırdancı Eşo'nun psikologluğunu yaptığımız bir videoyla sizlerleyiz arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. Yok kardeş, al sen işini hallet şey yaparız ya. Ama seni yok, bak başında duruyor. Tamam valla başında duruyor. O zaman ben şuradan yemeğe geçiyorum. Geç. Bir de çeyrek sucuk atan da bana ya. Çeyrek sucuk mu? Çeyrek sucuk. Tamam. Hala güzel mi sucuğun? Tamam, nasıl? Nasıl elleniyor, hala güzel. Nasıl bak, yani güzel? Sen abi sen... Ya millet kabul etse de kabul etmese de bu garip, bak bu garip adam şırdancı Eşo tarihe adını yazdırdı. Şey yazdılar. Garip, gariplik geldi geçti kardeş. Artık çok şükür. Ben adamı garibim ya. Canımsın sen. Allah çarpsın. Tamam da 50 dakikalık giriş yaptım videoya yine ya. Tamam, deli gibi var mı abi, sen söylüyorum ben cevap veriyorum. Deliyle karşılık veriyorum kardeş. Yerimiz acı badem dört yanlışlıklar. Oo, Güney kocaman oldun lan, kocaman abi senin güzeli. Kocaman başladı biliyorsun. Aslanım benim. O zaman bize şırdan, evet. Şuradan bir şırdan versene şu abi. Ama küçüğünden. Şırdan versin abi. Ama küçüğünden, küçük. Geç kurban olayım, geç canını kurtar. Abi, Batuhan abi. Gel. Şimdi şırdanı ilk defa yiyeceksen ve genel anlamda yiyeceksen küçüğünden başlayacaksın kral. Şimdi kimyonumuzu atıyoruz. Bak kimyonumuzu atacağız. Acıyı seviyorsak eğer biberimizi atacağız. İstiyorsansa limon da isteyeceksin. Aa Fırat kardeşiniz şuradan. Yaklaş. Bu adam bir şey harbiden biliyor ya. Şalgam mı getirdin? Şalgam ver baba bana. Taneli mi? Verme verme şimdi verme. Ya böyle yerlere geldiğim zaman Adanalı abilerimizin, arkadaşlarımızın yerine memlekette gibi hissediyorum. Çok mutlu ediyor yani. Hasan Usta'daki hava olsun işte. Bizim bu Işık abim bura olsun. Buralar vallahi işte böyle bir memlekete gelmiş gibi oluyor. Direkt şive değişiyor. Böyle konuşmaya başlıyor. Çalışanlar falan da genelde hep bizim oralardan olduğu için benim için de güzel bir nostalji oluyor. Muhabbet oluyor. Çok iyi ya. Tane yedin mi hiç daha önce Batu? Şırdan yedin mi hiç? Nasıl ya? Bir dakika, şu an şoktayız. Fırat Sobutay ekibinde şırdan yememiş biri olamaz. Bak yersin sevmezsin onu anlarım ama hiç yememek olmaz. Kopüklü ayran mı getirdin? Ne demek? Çalgam için. Ne demek? Missis diyorlar ya. Missis ayranı. Ay. 25 senedeki tarifim. Bak, vallahi mı? Al şu da yanlış anlamayın. 58 tane Adana arası dolduramaz bunu. Mumar da getirdi. Bu da kardeşi biliyordu şu ama. Şalgam olayı gerçekten çok başarılı ya. Mumarı da çok güzel doldurmuş. Ya bu ayrı bir meziyet harbiden. İşte bu tür şeyleri her yerde yememek gerekiyor kral. Ben varım. Pipet yok herhalde değil mi böyle? Denildi. Ve İşte bak aradığın sahne buydu, gördün mü dayı? Bu da harbiden tam mis sayranı olmuş. Harbi mis sayranı. Adanalı kardeşlerim şu an izleyenler mis sayranı demeyince anladığında. Şimdi Adana'da mis diye bir köy var arkadaşlar. Orada işte bizim o sıkma, gözleme, misis ayranı diye geçiyor. Orada çok güzel yapıyorlar. Ayranın tadı harbiden böyle muazzam. Sevgili Eşref abimiz, Eşo abimiz de o formülle yapmış. Çok da başarılı yapmışsın abi. Ellerine sağlık. Yani yanlış anlamasın, biraz kendimi övmek gibi der ama. Yo hiç sevmezsin o üründe hiç. Şey söyleyeceğim, sucuk istedim ben. Çeyrek sucuk. Ya çünkü sucuk da bir tadına bakmak istedim onu. Ya şimdi burada yürürüz de 3-5 mekana da gideceğiz. Yedin mi mumbardan da? Nasıl ama? Arkada Fırat Sobutay kanalının eski castlarından Yasin Bey var. Şu an göstermiyoruz da. İlla ben de geleceğim. Eskiden mi? Eşim abi. Eskiden mi? Kardeşim. Arzu ederim. Sucuğu da şöyle göstereyim ama bak. Hadi sucuk ekmek.
Bir saniye. Ben o sucuğu geri alayım. Heh. Sen sohbet et. 2,5 dakika ben masaya vereceğim. Ama bir dakika, buraya geldiklerinde aynı lezzette görmek istiyoruz ama. Evet. Tamam. Aldın, ne yapmayı aldın? Ya sana ne? Beyefendi biraz gergin olduğu için bir yere kadar ben kendisiyle inatlaşıyorum, abim olduğu için. Ya siz sucuğumdan ısırdı. Ben kesmeyeyim şu an seninle konuşmanı. Estağfurullah. Buraya gelen zaten burayı biliyor. Evet. Acele etmeyin abi. Allah kurar çarpsın bak. Acele etmeyin, beğenmezseniz masaya bir daha pik vurayım. Doğru mu? Hani itiraz etme hakkınız doğuyor diyelim. Masaya tebrik vuralım değil de. Ekme kız artık. Ben geliyorum. Sadece sucuk. Ekmeği uzattırdı. Koydurdu. Abi buraya gelecek olan müşterilerimiz bu şekilde olmazsa sucuğu ustaya verebilirler. Al kendin ye bunu diye. Tamam. Yani diyor ki bu şekilde isteyin. Gelmedi. İtiraz edin. Beyefendi bu ekmek kızarmamış. Bu dediğim çeyrek bu arada. Şırdanın fiyatı arkadaşlar bu arada 35 TL. Bir buçuk önce 22 liraydı. Al son zamlarda falan. Fiyat reklam etme. Adana'dan sonra 35 lira dedik ya. Fiyatı reklam etme. Nasıl reklam etmiyorum? Video o. 35 lira fiyat var diyoruz işte şırdanın. Tamam. Şu anki güncel fiyatı güncel bu. Fiyat bu. 35. Ha, yani sonrasını olur mu? Her gün zam gelir. Valla ben zam yapamıyorum utancımdan. Hayır. O zaman biz gömüp geliyoruz yine krallar. Ve kraliçeler. Şırdancı Ekta'ya geldik. Ataşehir'in arka sokaklarında. Sokak da değil aslında, burası cadde oluyor değil mi? Tabii cadde oluyor, burası sokak değil. Hemen gelir gelmez siparişimizi verdik. Burada turşumuz var. 10 numara turşu. Bak Yasin, bu turşudan gelir miyiz sen? Bunun sosu mosu falan var ya, ayrı bir kafadır. Havuç taratorumuz var, salatamız var. Bu da geldi. Çünkü yanımızda bana eşlik eden arkadaşım ben kebap yiyeceğim dedi. Kebap nasıl dedi. Şimdi o kebap söyledi, ben şırdan söyledim bir tane. Şırdanımı yiyeceğim. Şu da geldi. Adana'da çorbacılar falan da getirdi onu. Gel, gel mi? At, aklın gitsin biraz. Şalgamımız da geldi. Video ediyoruz Murat abi. Hem sana geleceğim her şeyi. Murat abi de burada da bayağıdır görüşmüyorduk arkadaşlar. Onunla da hasret gideriyoruz. Ama bunlar kebap söylendiği için geldi. Şırdanı söylediğinde bu mu geliyor baba? Şırdanı söylediğinde bu geliyor. Ama biz şimdi ekstra yemekler falan söyleyince diğer ikramlardan da geldi. Hani onu bilgisini geçeyim. Sonra video izledin, geldin buraya. Burada bu geldi, bu geldi. Bana niye gelmedi diye çökmeyin. Şalgam yani Adana'ya gittin içtin aynısı işte. Şu an videoda gördüğünüz tüm şalgamlar bizim oralarda olan şalgamlar. Ben turşu yesem de okey ya. O zaman sipariş gelince ben de buradayım. Gittiğimiz her yerde yancılardan gömüyoruz. Burada da kebap gelince dayanamadım. Bir... Oo, ekmeğimiz geldi. Kebabın da bir tadına bakak. Tamam güldük. Güldük. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Oo, bak şöyle göstereyim. İlk defa yiyeceğim. Burada kebap falan yapıyor da hep geldiğimizde şırdan falan gömdük. Kebabıymış. Ben kebabı görünce hemen göstermek istedim. Geliyorum. Burada da yine küçük şırdanımızı söyledik. Hepsinde ayrı bir tat. Turşuyla falan. Murat abimiz de bu işte çok eski Adanalı abilerimizden. Gerçekten o da üstünü haklıyla yapan verenlerden. Gerçekten ne zaman yesem şırdanının tadı her zamanki gibi çok güzel. Burada da yine şov yapılmış. Mumbardan yönmez olur muyuz? Bu arada sevgili Batuhan'a şırdan yedirdim de pek yükselmedi şırdana. Sevmedi. Sakatat sevmiyorsun sen. Çok sevmiyorum. Onu fark ettin. Eşo abi de biraz kuruldu sana. Haklı. Lan dedi onun dedi doğumunda yapımında dedi bir denesin 35 kişi çalışıyor lan dedi. Aynen böyle söyledi. Eksiksiz böyle söyledi. Abi nasıl mutluyum be. Daha demin kebabımı yedim. Şimdi şeydeyim yani Adana özlemini böyle dindiriyoruz arkadaşlar. Ne yapalım. Görüyor musun? Görseller için kusura bakmayın. Hani bunlar bu şekilde yeniyor ve tüketiliyor. Ben de onun için öyle dalıyorum. Salata da gelmişken kardeşlerim. Biz buraları gömmeye devam edeceğiz. İki tane getirmiş. Arkadan bir uyarı geldi. Gececi tayfayı unutma dedi. Bu lokma o zaman gececi tayfa için. Geliyorum. Şırdanımızı mis gibi yedik arkadaşlar. Çok da güzel yedik. Burada 1-1,5 yıl önce yediğimde 20 TL'ydi bir şırdanın fiyatı. Şimdiki fiyat da 40 TL olmuş kardeşlerim. 1,5 yıl zaman içerisinde. O zaman daha devam ediyoruz. Haydi.
Şimdi Çengelköy'de şırdancı Mehmet'e geldik arkadaşlar. 1,5 yıl önce buraya da gelmiştik. 22 TL bir fiyatımız da vardı yediğimiz şırdanın. Şimdi yine şırdan söyledim ama şimdi onu konuşuyorduk işte orta abiyle. Ya dedim burada çok güzel beyran yapılıyor. Çorbacıyım diyen yerde içmediğim beyran burada vardı yani. Covid olduğu dönemler arkadaşlar buradan böyle sürekli beyran söylüyordum. Tam böyle içilecek, muazzam, güzel, benim sevdiğim tarzda bir beyran. Şimdi tabii ki atıyorum bir Antepli'ye göre nasıl olur falan, nasıl eder onu bilmem de içilecek güzel beyran vardı. Şimdi şırdanımızı söyledik bir tane. Yine küçük söyledim. Şırdan gelince ben de buradayım. Evet, şırdanımız geldi. Yanında limonumuz. Şöyle bir kimyonumuza atalım. En son herhalde ben videoda yedim burada arkadaşlar. Daha sonra, yo pardon yalan olmasın, eve de söyledim birkaç defa, sipariş verdim buradan. Kendi kendimin hemen tezini çürütürüm. Aşırı dürüstümdür bu konuda. Şuradan şöyle. Bak ben tane tane biraz daha diriyi severim yani. Lezzet gerçekten değişmemiş. O zaman nasıl yediysem şimdi de tadı aynı arkadaşlar. Videonun sonuna yok gelmedik daha. Gideceğimin sürpriz bir yer daha ayırdım. O zaman diğer tarafta görüşürüz. Ha, fiyatı 40 TL. Onu söylemeyi unutuyordum. 40 TL'de fiyatı var kardeşlerim. O zaman devam ediyoruz. Şimdi yine bir Adana mekanı olan sürpriz yerlerden bir yere geldik. Adana Lezzet Sokağı'na geldik. Acıbadem'deki arkadaşlar. Burada Adana'ya ait her şey bulunuyor. Kıymasından tavuğuna, lahmacun, şırdan, mumbar, kelle, paça, işli köfte, ciğer tantuni, ciğer korma hepsi bulunuyor. Ben de şırdanı burada yiyeceğim kardeşlerim. Burayı da size ekstra joker olarak göstermek istedim. O zaman bir tane şırdan sipariş ettik. Şırdan gelince ben de buradayım. Kardeşlerim şimdi şırdan geldi de bak Adana yerine geldiğimiz hemen belli oldu. Burada böyle 4 çeşit salata ikram ettiler. Bu ikrammış kardeş. Yani dedim ki bak bir şırdan yediğimde de aynı şekilde böyle mi? Evet dedi. Bazen salata, aman bazen dedi çorba isteyenlere vermiyoruz dedi. Hani onu da isterlerse yine veriyoruz. Ama çorbanın yanında bir iki tane alıyorlar genellikle dedi. Bunları problem yok yani. Ücretsiz bir şekilde ikram ediyorlar kardeşlerim. Ay limonu sıktık da kimyon. Kimyonumuzu şöyle. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Baktığında 4 şırdan yedim ama çok yedim yani arkadaşlar. Yani şu an mumbar yedim, kebap yedim, sucuk yedim. Ben yine affolmadan daldım her şeye ya. Salatalara da dalacağım da. Bak bunların nanar ikisini falan ayrı koyuyorlar. Şimdi gelmişken bunların da tadını değerlendirip söylemek gerekiyor kardeşlerim yani. Şırdanı biliyoruz. Şırdan güzel akıyor. Yeşillik de güzel ya. Ama benim işte tablacı salatası gerçekten benim için ayrı bir noktada, ayrı bir seviyede. Güzel yapıldığı zaman da... Ben diğerlerine neyi limon sıkmadım? Şimdi buna limon sıkınca... Burada da pirinç yumuşak ama yine bak böyle tane tane konuşurken boğazıma pirinç gitti lan. Bugün vallahi korkuyorum şunları yerken ya konuşurken ya böyle yerken diye tıkanacağım diye vallahi korkuyorum ha. Yalnız salatayla da güzel oluyormuş ha. O deli ekti abi turşudan verecek de almayı unuttum ben. Arada yola çıkmıştık. Yoksa turşudan alıyordum vallahi. Ben Yekta abi dedim. Murat abi mekanın adı Yekta. Pardon. İsim karışıyor oğlum adama Furkan diyorum 50 videodur ya. Bu videoda öyle bir şey oldu mu Batuhan Bey? Bak oldu abi. Ama yine bir şekilde adı geçti. Oo, pirinci de yiyorum sadece ulan var ya. Hayır diyemiyoruz arkadaş ne yapacaksın ya. Hayır diyemiyoruz yani. Fiyat olarak acaba şırdan ne kadar? Fiyat burada şırdanın fiyatını falan hiç bilmiyorum. Menü üstelik direkt. Ver baba. Ara sıcaklar. Heh şırdan adet. Burada da 40 lira. Şu hariç her yerde 40 TL'ye şırdan yedik arkadaşlar. Şu abi de 35. Diğer yerlerde her mekanda 40 TL bir fiyatı var. Anladık ortalama 40 TL bir fiyatı var. Şu abi o zaman doğru demiş ha. En ucuz piyasaya göre en ucuz ben veriyorum. Adana'da 35'e veriyorlar dedi. Bugün sizler için 1,5 yıl önce çektiğim videoyu çekip aynısını çektik. Ortalama 2 kat zamlanmış diyebiliriz her yerde. Bir Eşo'da işte 22 idi. 35 olmuş diğerleri hemen hemen 2 kata yaklaşmış arkadaşlar. 1,5 yılda 2 kat zam. Üf. Gerçi
neler zamlanmadı ki? Özellikle Adana'da yaşayanlar falan da bilir. Her koyundan bir adet çıkıyor. Bunun gerçekten çok büyük pazarı dönüyor. Bulunması da gerçekten bir ara harbi harbi zordu. Onun için de aslında daha kıymetli bir şey yani. Hani diyorsun lan şırdanı şimdi yazacak arkadaşlar. Videoda 3 liraydı, 5 liraydı. Zaman 2,5 lira yedik. 3 liraya da yedik, 5 liraya da yedik, 7 liraya. Ben 10 lira olduğunda ya şırdan 10 lira nasıl olur dedim ya ilk duyduğumda. Ama şimdi işte 40 lira yiyoruz. Bakalım daha yılbaşı gelecek. Yılbaşında geldiğinde o zaman ne olacak? O ara göreceğiz. Kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.